Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Öncelikle önümüzdeki geçmiş günlerde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerini aktarmak üzere karşınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, sağlık günlük politikalarla yönetilecek bir politika türü değildir. Yani sağlıkta her zaman gerçekçi politikaları bir an önce ele almak gerekir. Doğuştan beklenen yaşam sürelerinin artması, son dönemde yaşadığımız pandemi ve yeni çıkan hastalık türleri nedeniyle dünyanın tüm ülkeleri artık sağlığa daha fazla pay ayırmak zorundalar. Yani sağlık ülkelerin bütçe ihtiyaçlarının artmasından daha fazla artmaktadır. Dolayısıyla bütün ülkeler önümüzdeki dönem sağlık harcamaları yapacakları zaman bu artışları normal bütçeden daha fazla artış yapmak zorundadırlar. Bir ülkede sağlık bütçesini değerlendirirken bu sağlık harcamalarının nereye yapıldığı, kaynağının nereden geldiği ve hangi kalemlere harcandığı çok önemlidir. İktisat teorisinde tam kamusal sağlık hizmetleri, bir de yarı kamusal sağlık hizmetleri vardır. Tam kamusal sağlık hizmetleri dediğiniz zaman burada ortaya çıkan şey koruyucu hekimliktir. Türkiye'de 2024 bütçesi koruyucu hekimliğe maalesef %28 oranında bir pay ayırmıştır. %28 pay ayrılırken ortaya çıkan durum nedir biliyor musunuz? Bakanlığın daha önce açıkladığı human papilloma virüs dediğimiz rahim ağzı kanserlere ilişkili bir aşılama projesinin, grip aşılarıyla ilgili projelerin ve 2023 yılında sıklıkla karşımıza çıkan verem ve kızamık gibi aşıların yapılmamasını göz önüne almaktır. Dolayısıyla burada eğer koruyucu hekimliği ön plana almazsanız yaptığınız sağlık bütçesinin hiçbir karşılığı olmayacaktır. Yine evet, tedaviye ayrılan bütçe %72 ama bu %72'lik bütçenin %11'i aşağı yukarı şehir hastanelerine ayrılmış durumdadır. Şehrin hastanelerine eğer siz hizmet alım miktarlarında eklediğinizde bu rakam aşağı yukarı %17'ye kadar çıkmaktadır. Bu ne demektir biliyor musunuz? 2024 yılında devlet hastanelerine ayırdığınız paranın tam 5 katını şehir hastanelerine ayırmış oluyorsunuz. Yani ayırdığınız parayı yandaş müteahhitlere resmen peşkeş çekmiş oluyorsunuz. Bir yıllık aktarılacak miktar ile 35 tane 600 yataklı hastane yapabiliyorsunuz. Bir yılda harcayacağınız parayla 35 tane 600 yataklı hastane yapabiliyorsunuz. Türkiye'de belirlenen kişi başı sağlık harcama miktarı ise günlük aşağı yukarı 20 liraya denk gelmekte. Dolayısıyla baktığınızda dünya ortalamasından oldukça düşüktür. Gelelim tıp eğitimine. Tıp eğitiminde özellikle son günlerde basına yansıyan bilgiler var. Bazı üniversitelerde özellikle yabancı öğrencilerin bir takım hilelerle, sahtekarlıklarla tıp fakültelerine kaydettiği ortaya çıkarılmakta. Yine aynı durumda Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Halep'te bir tane tıp fakültesi açmıştır. Türkiye'de milyonlarca çocuğumuz, yani 3 milyon çocuğumuzdan ilk %1 ve 2'ye girip tıp fakültesine girmek isteyen bir sürü çocuğumuz, bir sürü ailesinden, zamanından, hayatından harcayarak tıp fakültesine giremediği halde işte böyle sahtekar yollarla, yandaş yollarla bir takım insanlar tıp fakültesine yerleştirilmektedir. Halep'te bir devletin tıp fakültesi açması için gerçek neden nedir? Bunun mutlaka açıklanması gerekmektedir. Maalesef tarihin hiçbir döneminde tıp mesleği bu kadar aşağılanmamıştır. Niçin bunu söylüyorum? Evet, tıpta uzmanlık sınavdaki tercihlere bakıyoruz. 10 tane branşta aşağı yukarı boş kalan çok kadro var. Özellikle çocuk hastalıkları, kadın doğum ve genel cerrahi branşlarında aşağı yukarı 500'er tane kadro boş kalmıştır. Bunun dışında gelelim
tıp mesleğinin neden tercih edilmediğine ya da neden bu branşların tercih edilmediğine. Evet arkadaşlar, Türkiye'de bildiğiniz gibi sağlıkta şiddet denilen bir şey vardır. İnsanlar artık tıp fakültesinde özellikle büyük branşlar dediğimiz genel cerrahi, kalp damar, beyin cerrahisi gibi branşları seçmiyorlar. Niçin seçmiyorlar biliyor musunuz? Çünkü orada şiddetin olacağını, ağır malpraksis yasasıyla karşı karşıya olduklarını ve yapacakları her işte bütün mal varlıklarına el konulacağını bildikleri için artık bu işi yapmıyorlar. Bundan sonra devlet hastanesine gittiğinizde bağırsağınız delindiyse karşınıza bir cildi uzmanı çıkacaktır. Evet, bu günler hiç uzakta değil, çok yakındır. Onun için Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda mutlaka konuya el atması gerektiğini düşünüyorum. Bir de gelelim ısrarla ve inatla sürdürülen gece saat ayarlaması, kışlık ve yazlık saat ayarlamasına. Biliyorsunuz çocuklarımız sabahın köründe kalkıp okula gidiyorlar. Ailelerle bunlarla birlikte kalkıyorlar, servislere bindiriyorlar. İnsanlar erken saatlerde işe gitmek zorunda kalıyorlar. Türkiye'de 2022 yılı ile 2021 yılı arasında 60 milyon olan antidepresif kullanım sayısı 62 milyona çıkmıştır. Yani insanların güneşle çok temas etmemesi, yani güneş olmadan erken saatlerde işe gidiyor olmaları onların psikolojilerini bozmuştur. Bunun dışında şimdi Bakan Bey'e, Sayın Bakan'a bir takım sorular sormak istiyorum. 2021 Aralık ayı TÜRKOVAK aşısı Ankara Şehir Hastanesi'nde bakanımız gitti, kendisine aşıyı yaptırdı. Bu aşıların akıbetini bilmiyoruz. Söylentilere göre, iddialara göre bu aşıların miadının dolduğu ve bunların Afrika ülkelerine gönderildiği söyleniyor. Bu ne kadar doğrudur? Bunların mutlaka aydınlatılması lazım. 39 branşta 1 milyona yakın sağlık çalışan atama bekliyor. Bunlar kimler biliyor musunuz? Fizik tedavi teknikerleri, laborantlar, cerrahi anestezi teknikerleri, yoğun bakım hemşireleri, sağlık yöneticileri, bunların hepsi atanmak için bekliyorlar. Bir an önce bunların bu psikolojik problemini çözmeniz ve atamalarını yapıp hayata kazandırmamız gerekiyor. Bir diğer istek de özel ve kamuda çalışan hekimlerin bir isteği var. Biliyorsunuz iş adamlarına ve avukatlara belli bir süre çalışan, belli bir yatırımı yapan kişilere yeşil pasaport talebi vardı. Onlar karşılandı ama yıllardır özelde veya kamuda çalışan hekimler var. Bunların da yeşil pasaport talepleri var. İnsanlar hastaneden randevu alamıyorlar. Hastanelerden MR ve... Sayın Kanko, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Özellikle yoğun bakım ihtiyacı olan, biliyorsunuz ki her yerde bu ihtiyaç var. Yoğun bakım ihtiyacı her gün başımıza gelen bir problem. Ve maalesef hastalar bazen 300-400 kilometre ilerideki yerlere gönderilmek zorunda kalıyorlar. Yoğun bakım ihtiyacının her bölge için ayrı ayrı değerlendirilip ortaya çıkarılması lazım. Özellikle diş tedavileri. Diş tedavileri için 2 yıl sonraya gün veriliyor. Hastaya ayaktan yazılan reçeteler üzerinden yüksek katkı payı alınıyor ve uygun bir fiyatlandırma yapılmadığı için ihtal edilen ilaçlar bulunamıyor ve hastalıklar kronikleşiyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.